bu federasyonu seyirci kuralı. O zaman biraz geride durumuz. Belirli sayıda seyirci gelecek. Tabii en önemli şey 2 yıldır insanlar futboldan uzak. Herkes çok mutlu. Öncelikle bununla başlayalım. Evet tabii seyircisiz olmaz. Bu seyirciyle keyif alınan bir oyun. Avrupa Şampiyonası'nda uygulama başlamıştı. Çoğu statlarda gördük. 80 bin kişiyle oynuyorlardı. Tamam başlangıçtır. Herhalde onlar da sağlık kurulunun şeyine göre pozisyon alıyorlar. Biz her türlü her şeye saygılıyız. Çünkü bir pandemi var. Ama insanlarımızın artık futbolun içinde olması, onların keyif alması, sahaya coşku yansıtması hepimizin istediği bir şey futbolun içindeki herkesin. İnşallah iyi başlar. Sonuna doğru da tamam statlar dolu, keyifli maçlar izleriz. Seyrettiriz. Hocam Belhanda transferi az önce gerçekleşti. Başkanımız da bir açıklama yaptı. Tabii önemli bir isim Belhanda. Neler söyleyeceksiniz transferi? Evet, transfer kolay değil biliyorsunuz. Biz yeni çıktık lige. Bazı oyuncularla ilgili, özellikle bu tür oyuncularla ilgili çok uzun süreli soluklu bir şey yaşanıyor. Başkanımıza teşekkür ederim. İyi bir transfer. Bize katkılı olacaktır. Bize gelen her oyuncu katkılı olsun istiyoruz. Elimizdeki mevcut bizle beraber geçen sene yaşamış oyunculara da katkılı olsun istiyoruz. İyi bir başlangıç. Daha tabii ki transfer politikamızdaki süreklilik devam ediyor. Bazı oyuncularla temaslar devam ediyor. Onların bir takıma katılmasından sonra daha güçlü, öndeki hedefi gören, iyi futbol oynayan, herkese keyif veren bir Demirspor sahneye çıkacaktır diye düşünüyorum. Hocam tabii özellikle taraftarlar sosyal medyadan size olan sevgilerini her fırsattan dile getiriyorlar. Hem memleketinizin takımı olduğu için. Ama ayrıca sizin isminize de karşı çok büyük bir sevgi var. Nasıl hissettiriyor bu size? Acayip mutluyum. Hep söylüyorum. Memleketimde, dostlarımla, sevdiklerimle, keyifli iş yaparak, tabii ki karşında bir iş var biliyorsunuz. Onu doğru yaparak, insanlara keyif vererek mutlu bir şehir haline getireceğiz futbolda. İnşallah diğer konularda da bu destek devam eder. Adana tekrar yükselişe geçer. Ya nasıl bir lig bekliyorsunuz? Vallahi biliyorsunuz yeni alan kararlar var. 3 tane yerli oyuncu kararı var. Mesela en çok etkilenen biziz. Biz şimdi 6 tane oyuncu bulmak zorundayız. 3 tanesini oynatıyoruz. Yerine yerli oyuncuyu çıkardığımızda tekrar yerli oyuncu sokmak zorundayız biliyorsunuz. Tabii biz bunlar hep sisteme bağlansın istiyoruz. Biz bu bir havuz geliştirsin istiyoruz. Yani oyuncu havuzu, Süper Lig'in havuzu, PTT Lig'in havuzu. Bazı zorluklar var. Oyuncu tercihlerinde tercih edecek oyuncu tiplerini bulamıyoruz. Bulduğumuz oyuncularla ilgili tabii ileriye dönük ne yapabiliriz, ne yapamayızı düşünüyoruz. Bunlar biraz bizi yoruyor. Biz de istiyoruz. Yabancı sayısı özellikle Türk oyuncuların sayısını arttırarak yabancı sayısını yukarıdan aşağıya doğru indirmek biz de istiyoruz. Bu ülkenin evladıyız. Hak eden evlatlarımız var. Çok yetenekli oyuncularımız var. Ama bunların daha sürekli bir planla, 5 yıllık, 10 yıllık planla yapılmasını istiyorum ben şahsen. Ama böyle bir kural var. Uyuyoruz. Transferimiz de o çok belirleyici oldu. 8 tane yabancı oyuncu. Ama geçen sene 11 tane yabancı oyuncuyla sahaya çıkan takımlar bu hale getirdi diye düşünüyorum. Bu kararı almaların arkasında yatan gerçek de bu. 11 tane yabancıyla oynanan bir oyun da Türk futbolu adını taşıyamaz diye düşünüyorum ben zaten. İyi bir başlangıç olacak bizim için. Lig nasıl olacak? İşte ilk 7 haftayı bir görelim. Bir başlasın. Ondan sonra bakarız kim nereye gidecek, kim nasıl kalacak, kim daha yukarı bir hedefi nasıl belirleyecek. O zaman görüşürüz. Hocam Bolu kampı ile ilgili ne söyleyebiliriz? Burada kaçken... Biz iki etap burada kalacağız. İki etap Bolu'dayız. Bolu, Türkiye'nin bu konudaki en güzel yerlerinden birisi. Yemekleri de çok lezzetli. Aşçıları meşhurdur biliyorsunuz. Ama ülkemizde maalesef bu konuları biz ön plana çıkaramıyoruz. Keşke çıkarsak bütün takımlarımız bu yörelerde veya başka yerlerde. Tabii çok takım var. Sayısı çok fazla. Kendi memleketimizde keyifli keyifli kamp yapalım. Böyle söyleşi haline gelelim. Futbolda aydınlatalım. Oyuncularımız keyif alsın ki çok mutlular. Yabancı oyuncular özellikle bakıyorlar işte böyle tesis, böyle sahalar falan diye. Mutlu oluyoruz. İnşallah sayıları artar. Bizim dileğimiz sayıların artması. Hocam özellikle hamile takımımızın tabii çok mutlu gittiği bir turnuvadan üzüntülü sonuçlarla dönmesi Türk futbolunda yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına başladı. Neden başarısız oldu hamile takım? Bu çok uzun bir şey. Hamile takım gerçekten tümüyle başarısız bir turnuva geçirdi. Tabii zaman içinde bunları biz tartışacağız. Kendi aramızda futbolun içindeki paydaşlar tartışacak. Ortaya neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık çıkacak. Yanlışlarımızı nasıl düzelteceğiz. Doğru yapamadığımız şeyleri nasıl geliştiririz diye birbirimize oturacağız, konuşacağız. Ama benim tek temennim bunu futbol aklı konuşsun. Futbolun içindeki insanlar konuşsun. Onlar yorumlasın ve ortaya da bir
yeni bir plan çıkarsın. Bizim ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tamam.